Evz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dördüncü işaret 24. mektup Dördüncü işaret Mevcudat etvar hayatıyla müteaddit enva -ı tesbihat -ı rabbaniye yapıyor. Mevcudat Cenab-ı Hakk'ın zatının haricinde Allah'ın yarattığı bütün eşyanın ismi mevcudat. Mevcut olan her şey ferşten arşa kadar, zerreden güneşlere kadar, sineklerden meleklere kadar, cinlerden ins inslere kadar, bütün mevcudat, etvarı hayatıyla müteaddit enva tesbihat Rabbâniye yapıyor. Bütün mevcudatın müteaddit enva tesbihat Rabbâniyesi, Allah alem birinci sözde lisan-ı halle bir dizeban var. Yani Şuur'suz mevcudat kendi hal dilleriyle kendi hareki Allah'ın onları hareket ettirmesiyle şuursuz oldukları için idraksız bir tesbihatı var. Fakat onların tesbihatını temsil eden, onları idare eden şuursuz nebaşı şey, mahlukatın e, idare edicileri alemde cinslerini ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği melaike ve ruhaniyet var. Mesela misal dünyaya iki tane müekkel melek var. Birinin adı Serv, birinin adı Hut. Biri kendi etrafında, biri güneş etrafında hareket ettiriyor. Çünkü cansız, şuursuz eşya kendi başına bir saniye kadar şaşırmadan uzayda bir geçtiği yerden bir daha geçemez. Mutlaka yörüngeden çıkar. Mutlaka nizam ve intizamdan ileri gider. Onu idare eden şuur sahibi bir kudret lazım. O Allah'tır, amenna. Fakat sebepler aleminde, nur aleminde, manevi sebepler aleminde, melaikenin idaresindedir. Mesela, misal güneş meleği var, şems meleği. O güneşin bütün tesbihatını temsil edip, onun vücudunu idare ediyor. Meleklerin hareketi ibadettir. Bizimse kelamımız ibadet. Mesela biz Allahu Ekber deriz önce sonra rüküye gideriz. Onlar ibadetleri hareket. Yani devamlı bir surette vücutları zaten ibadet halinde. Veya bir sivrisineği içten güden melaikeler var. İçgüdü diyorlar doğru ama onu güden bir melaikesi var. Fakat bu çok geniş, bu tesbihat Rabbaniye, müteaddit envai tesbihat Rabbaniye çok geniş. Rab ismine bakıyor. Bütün mahlukatın şuurlu ve şuursuz, kafirler dahil, yani kafirin nefsi kafir, şuuru kafir. Ama o nefsi de Allah yarattığı için o da Allah'ı tesbih ediyor fakat haberi yok. Mesela çok insanda böbrek, her insanda diyelim böbrek de var, işte dalak da var, karaciğer de var ama çoğu insana sorsan yerini bile belki gösteremez, haberi yok. Yani kafirin iradesi kafir. Fakat iradenin yaratan Allah olduğu için daimi bir surette mesela o nefsi ve perde arkasını yarattığı için fakat burada mesuliyet var kafirde. O da mevcudatın içinde, o da tesbihat yapıyor, haberi yok, üstünü örtüyor, idrak edemiyor. İdrak etmediği için mesuliyet var. Yani o tesbihatın dışına çıkan kimse yok. Sadece farkında değil. Adam mesela kalbi var ama kalp profesörü değil, kalbi bilmiyor. Yani onun gibi düşünülebilir asıl ince noktayı burada izah edeceğim şuydu ince nokta. Şimdi her insanın mesela şu anda biz Allah'ı tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz. Allah kabul etsin takdir ediyoruz. Rabbimizi anıyoruz. Subhansın diyoruz. Fakat bizim ve bütün mahlukatın bir ruhunun tesbihatı var. Tahiyyat bahsinde var bu. Ruh tesbihatı. Mesela et-tahiyyatü dediğin zaman et-tahiyyatü Cenab-ı Hakk'ın kendisi zakirdir. Kendi zatını zikreder. O ruhta o tecelli eder. O tecelli de hayat tesbihatıdır. Bütün senin bütün lisan halle virdi zeban olan bütün tesbihatın o ruhtan gelen tesbihatla yani Cenab-ı Hakk'ın kendi zatını senin ruhunda aksi ilahisiyle cemali ilahisiyle tesbih etmesiyle tesbih etmek demek böyle tesbihatın eline alıp da tesbih çekmek değil bağlantı kurmak, medet almak, beraber olmak. Yani ben şöyle anlamayacağım bunu. Eline almış bir camide bir adam Allah 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 tesbih çekiyor öyle değil. Allah 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 derken Allah'la bağlantı kurması, Cenab-ı Hak'la beraber olması, işte ruh her an Allah'la beraber. Kalp her an Allah'la beraber. Şuur bunun farkına varırsa mümin oluyor. Üstünü örterse kafir oluyor işte. Aradaki fark bu. O zaman bütün mevcudat enva tesbihat Rabbani yapıyor. Diğeri de şu. Diğer tarafı da şu. Mesela her bir insanın, her bir atomun, her bir yaprağın, her bir cinin, her bir melekenin, her bir ruhanın, uzatmayayım, her bir mevcudun kendine has, özel, Allah katında kıymetli, tek ona has, hani parmak izinin tek sana has olduğu gibi, yüzünün şeklinin tek sana has olduğu gibi, saç telinin DNA'nın tek sana özel olduğu gibi, alemde senin ikincinin asla olmadığı gibi, Allah'ı senin tesbih etmenin de tek bir tesbihatı var. Onu alemde yapacak olan tek sensin. Allah tek yaratmış bunu. İşte bu tesbihat Rabbaniyen var. Yani Cenab-ı Hakk'a ayna ilahi olman var. bunların hepsini toplayan zatı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyoruz. O ayrı. Fakat burada bir nokta var. O noktada tespihat-ı rabbaniyi temsil etme. Allah'ın huzurunda resmi geçit tarzında onun esmasıyla onunla irtibat kurup aleme ilan ve neşretmen var. İşte bunun ucu burada açılırsa berzah aleminde öyle filiz verecek ki bu. Öyle açılacak mahşerde öyle geniş bir aleme geçeceksin ki aşağıda gelecek 3 nokta koyacak hatta. Yani sen şu anda bunu idrak etmeden mümkün değil yani böyle bir şey. Yani o çünkü Allah'a bakan taraf. Yani ona baktıkça kıymet kazanacaksın. Hani o sözü iyi hatırlarsınız. İnsan nuru iman ile alay illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Nuru iman nedir? İşte kalbindeki, ruhundaki Cenab-ı Hakk'ın cemal ilahisinin aksi tecellisini görüp, bilip, duyup aleme neşredip Allah'a tesbih etmek. Subhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah'ın mana ve sırlarına girmek. Rabbim nasip etsin inşallah. Evet. Hem esma ilahiyenin iktiza ve istizam ettikleri halatı gösteriyor. Yani iktiza ve istizam ettikleri halet şu. Sende bir galibi esma var. Fakat o galibi esmanın içinde sonsuz esma var. Mesela Rahim ismi şefkat etmek ister. Yani şefkat ve merhametine mahsur olacak mahlukları ister. Rahim ismi. Cennette bu ebediyen devam edecek. Evet, rızık vermek ister. Rezzak ismi rızık vermek ister. Değil mi? Müminler için cennette rızkın mesela yemek, içmek, nikah değil. Kalbe, ruha, akla, latifelere işte cennet bahsinde okunabilir onlar bütün her şeyiyle rızık vermek. Yani en geniş dairede rızık vermek sadece küçücük midenin arzusunu karşılamak değil, bütün o latifeleri ebediyen doyurmak, doydukça da aşkının ve şevkinin artması, Rezzak ismi, bütün isimler böyle, bu fani, kısa, kısacık, kahvaltın evinden, ufacık bir dünyada bir gecelik konmak ve göçmek için bir han içinde bu kadar büyük rızıkları veren bir Allah, ebedi alemde, ebedi misafirlerine, kendi sevdiği mahluklarına öyle sofralar diyor açacak ki ne akıl görmüş ne kalp böyle bir şey hissetmemiştir. Rezzak o zaman ebediye rızıklandırmak ister. Cehennemde de rezzak var. Ama kahariyet boyutunda rezzak var. Kur'an-ı Kerim'e bakabilirsiniz değil mi? Daire denilen diyor dikenli ot var, kaynar su var. Neyse oraya girmiyoruz şu anda. Latif ismi lütfetmek ister. Şimdi bunları dünyada göreceğim bir de burada izah edilmeyen var. Mesela Burada şafi ismini tatman lazım. Cennette hastalık olmaz. O zaman şafi ismini bilemezsen meleklerde melekler de bilmiyorlar. Çünkü melekler hiç hastalanmıyorlar. Hastalık kavramı meleklerde yok. O zaman senin geçici bir alemde kısacık bir vakitte daracık bir dünyada azıcık böyle bir rahatsızlanmanla şafi ismini masar olup ruhunda o kapının açılıp hastalığa şifa veren değildir şafi ismi ruhuna ebediyen o açılan Şafi isminden şifaların yağması, buradaki bu çektiğin sıkıntı, musibet, hastalıkla o kapının açılmasına bağlı. Evet Şafi ismi. Daha, daha geniş manası var bunu siz bilirsiniz inşallah. Rabbim hepimizi açsın. Mesela yani bir günaha izin var. Mesela küçük günah diyelim. Yani bir günaha izin var. O günahta da tevvap, gaffar, gafur, rahman, rahim, bu, bu esmanın tecellisi günaha iktiza ediyor tabi bu günaha girmeye şey değil yani ruhsat falan değil zaten bulu çağından bugüne kadar insan kaç tane günah işledi yeter değil mi Allah bundan sonra nasip etmesin yani yani günah orada bir, bir ufak bir hata o hatadan açılan gaffar ismi ama sadece o gaffar affetmek günaha mahsus bir şey değil yani elif bts öğrenmek gibi yani bir elif bts'yi öğrendin artık Kur'an okumaya başladın. Bir daha geri dönüp Elif BTS öğrenmek olmaz. Ama onu öğrenmezsen Kur'an okuyamazsın. Yani o gaffarı, gafuru, rahimi, tevvabı, şafii, daha çok esmayı idrak etme, kapısını açma yeri dünya. Yani o mektubatın başını hatırlamak lazım. Hazreti Adem aleyhisselam cennetten kovulmadı. Allah peygamberini cennetten kovmaz. Kovulmaz, ihraç edildi tavzif edildi, vazifelendirildi, memur olarak gönderildi. Ha elmayı elini uzattı, Hazreti Havva annemize nikahlıydı zaten. İşte iftar vakti gelmemişti, elini uzattı falan o işin bahanesi, sebebi. Yani o diyor ki neslinden diyor büyük bir zat Hazreti Muhammed geleceğini bildiği için diyor elmayı diyor elini uzatmak değil diyor ta ki şeyle yerdi diyor yani. O da ayrı bir şey yani o gelecek zat Efendimiz Aleyhisselam'a olan hani bir şey orada bir iltifat olarak alınabilir Yani peygamber cennetten kovulmaz. Ne demek kovulma? Onlara zaten günah denmiyor. Sürçme, zelle deniyor. As sürçme kelimesi de yanlış. Zelle daha doğru. Yani Allah'ın emriyle uzat dedi, uzattı, bitti. Allah ne dersi o. Yani onlarda itaattan. Orada ondan sonra kusuru da üstlerine al almaları var. Aldıkları kusurla da Allah'ın kusursuzluğunu göstermek var. Maksat dünya gibi kusuru üzerine almak değil. Orada kusursuz bir zata aynı olmak için kusurun gerekliliği. Zaten mahluk olman kusur için yeter. Yani kusursuz olmak için doğmamış ve doğrulmamış olman lazım. Yoktan var edilmemiş ve yok olmayacak olma, yok olmayacak olman lazım. Hep var olman lazım. Yani kusursuz olmak için ilah olmak lazım. O da bir tane. Demek ki onun haricindeki her şey kusurludur derken kusurlu yaratılmış değil noksandır, ilah değildir. O yüzden mahiyeti kusurdur. Acaba Allah izah etmeyi nasip etti mi? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kusur vardır. Kusur derken Türkçedeki böyle hani hata yaptığımız günahlar şunlar bunlar değil. Yani ilah olmayan her şey kusurludur. kusurludur derken noksandır, Noksaniyeti vardır. Tek mutlak, kamil mutlak Allah'tır. İşte peygamberler bunu kabul etti. Tikim kabul etmedi, şeytan kabul etmedi. Haşa Allah'a dedi ki ayeti kerimede sen beni azdırdın. Yani ben azmadım dedi. Haşa sümme haşa dilim varmıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Yani suç suç varsa ortada ona verdi. Kendini temize çıkardı. Lanetullah. Oradan zaten gitti. Hani mesele Hz. Adem Aleyhisselam'daki tecelliye secde edip etmemek değil. Allah'a karşı bir rakibiyet var. Allah'a karşı böyle bir edepsizlik var. O Hz. Adem Aleyhisselam da gün yüzüne çıkıyor mesela aslında. İşte kibir ve enaniyet aslında böyle şikayet, kendini beğenmişlik o hepsi şeytanın vasıfları. E diyeceksin ki şikayetle mi daha şikayet zaten en büyük şeytanın vasfı şikayettir. Memnuniyetsizliktir. Hakkına razı olmamaktır ve Allah'a ittiham etmektir. Beni azdırdın demek ne demek yani Allah muhafaza. Evet derse bakan tarafına geliyorum. Buraya nereden geldik? Yani kısacık bir hayatta Şafi ismini görmen lazım. Gaffar ismini, Tevvap ismini daha çok var. Bir de bir şey daha eklenebilir. Bizim hayatımızla idrak ettiğimiz, mesela şu anda bir bardak su içtin. İşte ne bileyim bir organın olsun, pankarasına diyelim bu su gitti. Aklıma böyle şey bir organ gelsin diye onu hatırlattım. Orada gıdalandı o, seni ilgilendirmiyor. Ama o gıdalandı, sana menfaati var. Bilmi, bilinmeyen, bilinmeyen çok esma ilahiye var senin namazınla, ibadetinle, halinle, tavrınla, etvarınla her şeyinde o esma gelip seni bulup gıdalandırıyor. Yani sen kendine sahip değilsin ki, kendi organlarına sahip değilsin ki, o düşün, o esmaya sahip olasın ama onların ücretini alıyorsun. Bu yeter. Yani o ücretleri almak için de dünyaya gelmen gerekiyor. Dünyaya adım atman lazım, deni bir aleme düşmen lazım. Ta ki buradan Ali bir aleme çıkış olacak çünkü. Evet, nereden geldik? Tesbihat Rabbaniye var. Yani bu çok geniş bir mana. Yani bunu böyle şu anda iki kelime, üç kelime, yüz kelimeyle izah edilmez. Allah ilhamen kalbimizi açsın. Yani hayatın bir tesbihi var, ruhun bir tesbihi var. Esma-i Hüsna'nın tezahürü ilahileri var. Dünya denilen deni bir alem lazım. Cennete çıkmak için dünyadan geçmen gerekir. Eğer cennette kalsaydın makamın sabit olurdu. O esma kapalı kalırdı. O yüzden peygamberler hicret de etmiştir. O yüzden işte hakarete de uğramıştır. Acize de düşmüştür. Çünkü onlara rahim ismi şefkat etmiştir. Merhamet etmiştir. Ben varım. Kimseye ihtiyacın yok demiştir onlara. Evet. İşte her bir zihayat hayatıyla ve vücuduyla o esmanın muktezasını göstermekle beraber yani Galip ve esmasından bütün ismi göstermekle beraber kime gösteriyor? Allah'a ve aleme. Hani resmi geçitteki askerlere düşün. İşte sultana ve halka üzerlerindeki cihazları sergiliyorlar. Yani o bizim için yani bizim alemimizin şey değil de örnek olarak bakılabilir. Yani örnek örnek olarak bakabiliriz. Evet. Esmasının muktezasını göstermekle beraber cihazatı adedince sani hakime tesbihat yapıyor cihazatı adedince. Yani bir dille değil hücrelerinde, atomlarında, halinde, kalinde, latifelerinde, evet bütün her şeyinde ve ayrı ayrı renklerde lisan-ı hal ve kal ile tesbihat yapıyorsun. Eğer Kur'an tezgahında o şuur ve irade terbiye olursa alemin tesbihatı da açılır dersin ki Rabbim her namazda ben bunların tesbihatıyla da seni tesbih edip sana yakınlaşmak istiyorum dersin. Zaten yaratılma gayem budur. Bütün alemin tesbihatını ettahiyyatü ile toplar Allah'ın huzuruna alem namına girebilirsin. Veya giriyorsun bunun gölgesinin gölgesine mahzar olsan diyor büyük bir saadettir. Evet mesela mesela nasıl ki bir insan güzel meyveler yer erir o meyveler değil mi yenir o meyveler midesinde dağılır erir zahiren mahvolur dışarıdan baktığın zaman o güzelin meyve mahvoldu fakat ağzından midesinden başka bütün hüceratı bedeniyede faaliyet kerane bir lezzet bir zevk vermekle beraber aktarı bedendeki vücudu ve hayatı beslemek ve idameyi hayat etmek gibi pek çok hikmetlerin vücuduna medar oluyor Hatta üç nokta var burada. Yani bunun çok devamı var aslında. Gerisi senin istedirac etmene bağlı. Hatta o meyve zihayattı, zihruh değildi. Bir anda yenilmekle o dişlerin arasında değirmen gibi dövülmekle mideye girip asitin içinde eritilmekle, midedeki o kuvvetli asit var ya, onda eritilmekle bağırsaklardan emilip kana geçmekle insan ruhuyla tanıştı. Bir anda zihayatken bir anda ziruh derecesine çıktı. Yani o zahmetler yani o fırında pişen ekmek gibi değil mi? O zahmetler, o mahvolmalar, o yok olmalar, o ezilmeler, o erimeler insan ruhuna terakki etmesine sebep oldu. bedene de gıdalandırdı ve vücuda kuvvet oldu, hayat oldu. İnsan hayatı terakki, insan hayatına terakki etti. Meyve öldü ama insana dönüştü. Yok olmadı. İşte insan ölür, insanı kamile dönüşür. Bedenini bırakır, çürümüş bedenini toprağa bırakır, öyle bir makama çıkar ki şu anda onu bu insan şu aklıyla idrak edemez. Evet. Ama buradan görebilirsin. Misal tam. Yani böyle hikaye değil bu. Birebir örtüşen bir misal yani birebir. Ama öteki çok yüksek makamda. Evet. O taham kendisi de vücudu nebatattan, nebatiden hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor. Yani bir anda nebatattan insan hayat tabakasına çıktı, terakki etti. Aynen öyle de, aynen öyle de şu mevcudat zeval perdesinde saklandıkları vakit, yani çiçekler, böcekler, ağaçlar, şunlar bunlar öldükleri vakit, parçalandıkları vakit zeval perdesinde saklandılar. Saklanmak nedir? nefsimle konuşuyorum kusura bakmayın. Var ama gözükmüyor demektir. Sen göremiyorsun. Var ama. Yok olmadı. Adem'e gitmedi. Şehadet aleminden ayrıldı. Yani saklandı. Onların yerlerinde her birisinin pek çok tesbihatı baki kalmakla beraber. Yani o şuursuz mahlukatın yaptıkları hal diliyle yapılan bütün tesbihatlar misal aleminde lef-i mahfuzda ta işte diğer bütün alemlerde baki kaldı. Daha sağlam vücutlarda baki kaldı. Burada öldü. Orada ebedi geniş bir hayat tabakasında hayatı devam ediyor. Evet. Esma ilahinin nukuşlarını ve mukteziyatını o esmanın ellerine bırakır. Yani Bunlar Allah'tan ayrı değil ki Allah'ın mülkü. Sen mülkünü zayi etmezsin de Allah mülkünü hiç zayi eder mi? Bir çiçek de olsa zayi etmez, bir atom da olsa zayi etmez. Zahiren onu gördüğün yok olmak diğer alemde ebedi var olmaya işarettir. Çünkü malikül mülktür o. Mülkün gerçek sahibidir ve israftan münezzehtir ve mülkünü zayi etmez. Ademi atmaz, yokluğa atmaz, hiçliğe atmaz, Hele 29'unu sözde var. Ruh nimetini verdiği, ruh nimetini verdiği, ruh nimeti içinde insan gibi şuur nimetine nasip ettiği, işte melekeler, ruhaniler, canlar gibi şuur nimetini nasip ettiği bir mahlukunu bu hayatı tattırdıktan sonra onu böyle eskimiş kağıt gibi yakmaz, yok etmez, ademe göndermez. Buna tam iman edeceksin. Tam. Ey nefsim değil mi? Tam iman edeceksin buna. Bunun kaçarı yok. Yani at vücudunu ebedi hayata geçiş yapacaksın. O Allah'ın belası gelecek ha sekeratta. Allah bu zatları da bu dersleri de himmet olarak yanımıza gönderecek inşallah. Yani bu dersleri Kur'an derslerine. O geldiği zaman Allah yok deyince ayetel kübra ile cevap verilecek. Ayetel kübranın içindeki la ilahe illallahla ile böyle püskürtülecek Allah'ın izniyle. Ama sen burada bunları ekiyorsun değil mi? Geceleri vaktine ayırıyorsun, gündüzleri vaktine ayırıyorsun. Allah da vafidir, ona göre muamele edecek. O şeytanla birebir bırakmayacak. Ama gelecek. Şimdi peyderpey geliyor. Değil mi? Peyder pey. Sen uğraştıkça geliyor. Sen uğraştıkça geliyor. İşi aslında o sekerata bırakıyor. Sen sekerattan öne alıp onun kuvvetini azaltıp sekeratta Allah'ın izniyle Bismillah diye bir yumruk vurup onu devireceksin. Ama işi ertelip gaflete girersen o güçleniyor. Güçlendikten sonra sekeratta gelip de mücadele etmeye kalktın mı adamı devirir Allah muhafaza. Yani burada bu ibadetin zahmetine katlanılacak. Burundaki rahmet var. Bununla uğraşılacak böyle. Onlar hücum edecek. Hani bazıları der ya ibadet ettikçe bende daha çok şey oluyor böyle. Bazı sualler geliyor, şüpheler geliyor, şu geliyor, bu geliyor. İşte şükret ki geliyor. Etkiye tepki veriyorsun. Yani vücut canlı. Öbür türlü gelmese şey var. Ha, perde açılır. Hakikat gözükür. Ölmeden önce ölürsün Allah'ın izniyle. Nefsin Nefsin terbiye olur. Şeytanın ya hapsedilir ya rejim edilir. Perde kalkar. O zaman gelmez. Ona bir şey diyemem. Evet. Yani bir vücudu bakiye tevdi eder. Öyle gider. Acaba fani ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle yani fani, geçici, adi bir şeyi kaybettin. O gitti. Onun yerine bir nevi bekaya maslar binler vücut kalsa. Yani şu binler vücut binlerce demek her kıldığın namazda, her tesbihatında yani Allah namına olan besmeleyle başlayıp da günah olmayan günahlara tövbe edersen onlar da buna dahil oluyor. Tövbe pişmanlıktır. Bütün vücutların öldükten sonra bir taneyi vereceksin bir bakacaksın ki binlerce vücudun, binlerce varlığın, binlerce mevcudiyetin var. Çekirdek öldü, sümbül çiçeği doğdu. Çekirdek toprağın içinde çürüdü, içinden ağaç dirildi. Yani ölünce çok ayrı bir tabaka hayata geçilecek. Binlerce vücut kazanılacak, binlerce. Çok geniş dairede nefes alınacak böyle. Burada hapis, hapishanedesin şu anda, ceset hapishanesindesin. Ölünce özgürlüğe kavuşacaksın. Yıldızlarda gezmeye, cennet bahçelerinde dolaşmaya, peygamber meclislerinde sohbet ve dersler dinlemeye, bir anda binlerce yerde olmaya, değil mi? Olmaya gideceksin, gideceğiz inşallah. Evet kim için bu? Mümin için Değil mi? Ehli iman için. Kur'an'ın talebeleri için. Allah onlardan etsin inşallah. Acaba fani ve muhakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya masar, binler vücut kalsa hem o vücutların hiçbiri ölmeyecek artık. Ölüm bitti. Bir kere öleceksin. O da sıddıkiyet ve şehadet makamında gidersen ölümü de tatmayacaksın zaten. Tatmayacaksın derken acılığını hissetmeyeceksin. Her nefis ölümü tatacak o ayrı mesele. Tatmaktan tatmaya fark var. Biri tatlı tadar biri acı tadar yani. yani tat, tatmak değil mi? Hangi makamda tatmak? Yani herkese göre değişir bu. İşte ölümü tattığın anda ölümsüzü Allah olduğunu idrak ettiğin anda artık bir daha ölmene gerek yok. Bitti artık. Oradan geçtin doğdun yani. Baki vücutlara inkılap ettin. Fakat buradan oraya şu anda göndermen lazım. Yani beslemen lazım. Tasarruf etmen lazım. işte orada biriktirmen gerekiyor. Evet. Acaba fani ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücut kalsa denilir mi ki ona yazık oldu, vehut abes oldu, veyahut şu sevimli mahlukat neden gitti? Evet şu mahlukat neden gitti denilir mi? Şekva edilebilir mi? Belki onun hakkında rahmet, hikmet, muhabbet öyle iktiza ediyor. Yani Allah bir faniyi aldı zaten onundu. Binlerce bakiyi verdi. Deni diyebilir misin ki yazık oldu, abes oldu, neden gitti? Ya daha iyi bir yere gitti ne yapacak burada? Yılanların akreplerin içinden kurtuldu. Zindana dünyadan bostanı cinana çıktı. Yani sen arkayı göremediğin için nefsime diyorum. Sen derken üstünüze alınmayacaksınız. Bundan sonra izah etmeyeyim inşallah. Nefsim yani sen arkayı göremediğin için buraya baktığın için yazık oldu. Arkaya bir baksan değil mi? Arka taraf buradan çok nurlu. Yani üstahına o meşhur ifadeyi kısaltarak söyleyeceğim. Yani binlerce imamı Rabbani Ahmed'i Farukilerle beraber diyor. 124 bin peygamber efendimizle beraber Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam berzah aleminde seni bekliyor ve şu anda sana nazar ediyor. Oraya gitmeye iştiyakın yok mu? Muhabbetin yok mu? Geri durmak diyor hatadır. Geri durmak gaflet demek yani. Değil mi? Geri durmak hatadır. Evet. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaati terk etmek lazım gelir. O halde binler zarar olur. Zaten bu dünyada ebedi kalınmaz yani betondan başka, tenekeden başka, kağıttan başka, aynı şeyin tekrarından başka. Eğer şu dersler muhabbetullah, marifetullah olmasa beş para etmez, adi, aşağı, zelil, ibadetten başka, tefekkürden başka, muhabbetullah'tan başka, marifetullah'tan başka, amelden başka bir işe yaramayan, öyle tek düze olan, döngü halinde olan, git gel olan bir alem. Burada ebedi kalınmaz ki. Değil mi? Ne yapacağım burada ebedi kalıp da? geç git. Yani kafirler en büyük ahmaklardır. Allah bizi imanımızı muhafaza etsin. Baki'yi satıp faniyi baki'yi satıp faniyi satın alıyorlar. Ebedi'yi satıp, değil mi? Hiçi alıyorlar. Çürümeyi alıyorlar, yok olmayı alıyorlar. Bir konteyner bilmem ne kağıdın olsa ne olur yani? Eskiden altın bile bir değeri varmış. Kağıt işte. Bir şey ifade etmeyen kağıt. Evet. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaati terk etmek lazım gelir ki o halde binler zarar olur demek rahim, hakim, vedud isimleri zevale, firaka maruz, maruz değiller. Zeval, firak da ayrılık da yani geçici, muvakkat bu dünyadan ebediyen ayrılacağız ama sevdiklerimizle kabrin arkasında görüşmek var. Geçici bir ayrılık var. Belki istizam edip iktiza ediyorlar. Okurken aklıma gelen şu kıymetli abiler yani iman olmasa Kur'an'ı Allah göndermese, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamber Efendimiz olmasa, yani insan nasıl yaşayacak ya? Yani bir kafir ya veya bir fasık nasıl yaşar? Nasıl ölüme karşı dayanabilir? Ya gidip en sevdiği akrabasını gömüyor ya. 40 gün sonra açsa bir bakacak kemik yığını, işte iz 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 izah etmeyeyim dersin makamı şu anda müsait değil. Ya nasıl dayanacaksın buna? Nasıl yaşayabilirsin? Sen de oraya gideceksin. İşte diyor gaflet diyor gaflet muvakkaten hissettirmiyor. Bu devirde gaflet öyle kalınlaşmış ki, ki üstadın ifadesi ehli iman imanın tadını almıyor diyor. İman öyle lezzetli bir şey ki tarif edilmez. Ehli küfür de gaflet o kadar kalınlaşmış bu telefonlar şunlar bunlar insanlar o kadar boğmuş ki yani her şey böyle renk ve görüntü alemleri düşünmeye fırsat bırakmayacak şekilde öyle bir boğmuş ki kendi öleceğini bile bilmiyor. Ölümün olduğunu bildiği halde. Evet ehli dalalet de küfrünün elemini gafletten dolayı çekmiyor. Kafelerde oturuyor. Gece oluyor, gündüz oluyor. Bir bakıyorsun sonra ölüm gelince bir gaflet kabuğu bir kalkıyor. Bütün hayatında hissetmediği elemi ölüm anında öyle bir hissediyor ki Allah muhafaza etsin. Evet. Beşinci işaret. Evet. Mevcudat hususen zihayat olanlar vücudu suriden görünüşteki vücuttan gittikten sonra yani buradan ayrılıp öldükten sonra baki çok şeyleri bırakır öyle giderler. Üç tane nokta. Yani bir insan hayatında demin yukarıda geçti. Üç noktayı sen tamamlayabilirsin misal aleminde hafızalarda hani fotoğraflarda videolarda baki kaldığı gibi bütün baki alemlerde bütün vücutları bekaya intikal edip baki kalırlar. Fani bir vücudu bırakır ebedi baki vücutlara gider. Vücutlara gider çoğul kullandım. Fani bir vücut bedeni atar baki bir ebedi vücutlara gider. İkinci remizde, şimdi üç noktayı koydu, ikinci remize geri dönüş yapacak. Yani orada bu bitti. Yani bunun arkası sana bağlı. Yani istidraç ile Rabbinden ilham ilah ilham ilahi ile bunlar çıkartılabilir. İkinci remizde beyan edildiği gibi, zatı ı vacibül vücudun kutsiyet ve istinai kemaline muafık bir tarzda. Yani ikinci remizde akıl ve hikmet ile halledilmeyen bir meseleyi mühimme bahsinde denildiği gibi Allah'ın zatındaki istinai kemaline münasip bir tarzdaki hadsiz bir zatına ait muhabbeti mukaddeseyi nihayetsiz bir şefkati ihtiyaçsız bunlar gayetsiz bir iftarı yani yarattığı mahlukatıyla iftar etmesini onlara kutsi şefkatini tabir caiz ise mukaddes hadsiz memnuniyetini yani o mahlukatının memnun olmalarından memnuniyeti ilahiyesini bir sevinç tabirde hata olmasın bir lezzeti mukaddesi almasını bir feraha münezzehe şunat rubiyette bulunuyor ama mahluk bunların sadece ucunu mahlukat veçesinde acizlik ve fakirlik dairesinde ücretle idrak edebilir akıl ve hikmetle anlayamayacağı şey zat-ı ilahideki mukaddes şefkat, mukaddes sevinç, mukaddes sürur, mukaddes mesela o ferahlık, o mahlukatına şefkat etmekten gelen lezzeti mukaddese yaratılmamış olduğu için yaratılan hiçbir şey yaratılmamışı anlayamaz. Yaratılmış da acizlik ve fakirlik ve ihtiyaç içinde onu anlayabilir. Ama Kainatı yaratanın kainata ihtiyacı olsaydı yaratamazdı. O zaman Allah'ta ihtiyaç yok. O zaman bu şefkat etmeye de ihtiyacı yok. Mahlukat yaratmaya da ihtiyacı yok. Şefkati, lezzeti, mukaddes münezzeh manalardır bunlar. Bunlar ancak kalp ve ruh dairesinde idrak edilebilir. Akıl ve hikmet ile oraya gidemez. Çünkü ihata edemez. Ama Allah kendi zatında bunların yaratılmamış olduğunu kulunun bir parça kendisindeki numuneciklerle idrak etmesini istiyor. Evet. Yaratılmamış bir şefkat sahibinin o zaman merhametinin boyutunu bilmiyorsun. O zaman öyle bir merhamet ki öyle bir şefkat değil mi? Yani niye zayi etsin? Niye yok etsin? Niye böyle helak etsin? Evet. Onu o şefkati bulan her şeyi bulmuş demektir. İşte şuunat iktiza ettikleri hayret numa faaliyet yani kainatta devamlı bir surette hayret numa atomların yok edilip var edilmesi, alemin yok edilip var edilmesi, kürelerin yanması, beşerin böyle kafile kafile gelmesi, bütün mahlukatın hayret numa bir şekilde daimi bir surette çevrilip evrilip döndürülmesi bir müşahade gösteriyor, bir müşahade görünüyor. Estağfurullah. Görünüyor. İşte o şunat şu iktiza ettikleri hayret numa faaliyet içinde mevcudat tebdil ve tagir ile zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor. Yani yani mütemadiyen alemi şahadetten alemi gayba gönderiliyor. Yani mütemadiyen geliyor kısacık bir askerlik yapıyor 3 ay 5 ay işte 3 ay 5 ay e, 60 yıl 70 yıl neyse yani ahirete göre hesaplarsak bir gece bir saat bir dakika ahirete hesabıyla hesaplarsak. Çünkü ölmüş insanlara soracaklar dünyada ne kadar kaldın? Bir kısmı üç gün diyecek. Bir kısmı üç gün diyenler bin yıldan fazla yaşayanlar Allah alem. Bir gün diyecek. Bir, bizim gibi ahir zaman ümmeti de bir saat ikindi vaktinde bir saat kaldık. Yani bir saat askerlik yapıp hemen rütbeleri takınıp tamam hemen böyle zevalle ölümle böyle ahiret alemine geçip o rütbelerle ebediyen devam etmek var. Kısacık bir şey yani bir gecelik bir yolda göç konmak ve göçmek için bir han bir gece diyor 10. sözde. Yani insan dünyada bir gündüz görmeden bir gece gelip gece gidiyor. Yani daracık bir dairede. Yani bak bakalım işyeri ile ev arasında kaç kilometre veya kaç metrekare daire içinde dönüp duruyorsun. Hayatının çoğu ufacık bir yerde geçiyor işte. Bir gece kalıyorsun zaten. Çoğu şeyi tatmadan gidiyorsun. Zaten burada tatmaya izin var, yutmaya izin yok. Asılları arka tarafta. Evet, alemi şahadetten alemi gayba gönderiliyor ve o şunatın cilveleri altında mahlukat daima bir seyr-ü bir hareket ve cevelan içinde çalkalanmakta. Devamlı bir surette çalkalanmak var. Evet, ehli gafletin kulaklarına, çünkü ehli gafletin semi yok, kulağı var. Yani materyalist, maddeci, onun kulağına vavele-i firak, iman nuruyla bakmadığı için her şey gelip buraya yok oluyor, o da yok olacak. Bütün mahlukatı öyle görüyor, öyle gördüğü için de cehenneme gitmeden cehennem azabını dünyada çekmeye başlıyor. Ehli hidayetin semine, bak ona kulak demedi, sem dedi. Onun çünkü maddiyattan sıyrıldı. Maddiyatla beraber manevi alemdeki tesbihat, tekellümat ilahileri duymaya başladı. Ona da bütün mahlukat velveleyi zikir ve tesbihatı tesbihi dağıtmaktadır. Yani o da bütün mahlukat böyle resmi geçit tarzında lisan halle virdi zeban edip şenlik, bayram yeri böyle Allah'ın ilahi mescidi, camisi bağıra bağıra böyle buradan böyle pat öbür aleme geçip tesbihatlarına devam ediyorlar. Yani ona her şey nurlu gözüküyor. Her şey böyle aydınlık. Ötekine her şey karanlık. Her şey zulmet. Bu sıra binaen, bu bir sır. Her bir mevcut vacibeli vücudun baki şunatının tezahürüne baki birer medar ol olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Hem o mevcut, bütün müddeti hayatında geçirdiği etvar ve ahvali, yani hal hal, etvarı, ahvali, duyguları, düşünceleri, dakika dakika değişen halleri, ilmi ezelinin ünvanları olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin, ve lef mahfuz gibi vücudu ilmi dairesinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle gider. Yani Allah kendi mahlukatının Allah'ım affet bu tabirler için fotoğrafını, videosunu, kaydını, aslını fakat senin gibi adi fotoğraf video değil daha üstünü nakşedip çekip bakiye inkılap ettiriyor. Yani her faniden bakiyi yaratıyor. Demek her fani bir vücudu terk eder, binler baki vücutları kazanır, kazandırır, kazandırır derken yani çok geniş bakılabilir. Hem Allah kazandırıyor amenna. Bir de bütün idrak ettikleri, tesbihatını idrak ettiği bütün mahlukata da insan kazandırıyor namazıyla, tahiyatıyla. Yani senin yüzünden yani insanın yüzünden ağaç da, ot da, böcek de, sinek de bakiye gidiyor. Kazanıyorlar, onlar da kazanıyorlar. Bir ehli cennet için. Evet. Mesela nasıl ki harikulade bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır, <laughs> içinde yanarlar, zahiren mahvolurlar. Bak yanıyor, mahvoluyor, çür şey oluyor, çürüyor. Fakat o fabrikanın imbiklerinde çok kıymetler kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder. Hem onun kuvvetiyle buharıyla o fabrikanın çarkları döner. Bir taraftan kumaşları dokunmasına, bir kısmı kitap tabına, bir kısmı da şeker gibi başka kıymetli şeyleri imal etmesine medar oluyor ve herkese. Demek o adi maddelerin yanmasıyla ve zahiren mahvolmasıyla yani ölümle vücudunun çürümesiyle, dağılmasıyla bırakmanla vücudu evet binler şeyler vücut buluyor. Demek adi bir vücut gider, Ali çok vücutları irsiyet bırakır. İşte şu halde o adi maddeye yazık oldu denilir mi? Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı, o sevimli maddeleri mahvetti diye şikayet edilir mi? Mahvolmazsa, yanmazsa doğmuyor. Değil mi? Olmuyor yani. Aynen öyle de. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ <الْعَالَى> Allah bütün misallerden âlâdır. Halika hakim ve rahim ve vedud muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücudu faniyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Her bir fani vücudu çok baki vücutlara çekirdek yapar. Cebrail aleyhisselam bir daha söylüyorum. Hazreti Cebrail aleyhisselam ruhul kudüs arsta arzdan diyor arşa arştan arza bir anda geliyordu. Efendimizin hadisi bu aleyhissalatü vesselam. Cennetin diyor bir, bir ucundan bir ucuna... ...Ruhul Kudüs diyor 500 yılda... ...ama o yıl senin yılın değil. Ahiret yılıyla. Bir günü bin yıl, elli bin yıl veya yüz bin yıl olan yıl ile... ...500 yılda cennetin bir ucundan bir ucuna ancak diyor geçebildi. Cennetin kendisi mahruti bir dağ gibi. Galaksilerden oluşmuş böyle. Mevcut ve hazır. Derinliğinin, keyfiyetinin sonu yok... Maddi boyutu var, derinliğinin boyutu yok. Çünkü her an terakki halinde. Evet. işte buradan giden şeyler orada binlerce vücut kazanıp binlerce alem buradaki çekirdekler orada ağaç olmaya gidiyorlar. Hani hepsinin orada bir yeri var. Yani hiçbir şey zayi edilmiyor. Evet. Çok baki vücutlara çekirdek yapar, makası Rabbaniyesine medar eder, şunat-ı subhaniyesine mastar kılar, kalem ve kudretine kalemi kaderine mürekkep ittihaz eder ve kudretin dokunmasına bir mekik yapar ve daha bilmediğimiz pek çok inayatı galiye ve makası da aliye için kendi faaliyeti kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Zerratı cevelana, mevcudatı seyerana, hayvanatı seyelana, seyyaratı deverana kaldırır, getirir. Kainatı konuşturur. Kainatın her birinin dili var. Değil mi? Tesbihat ediyor ayatını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. Mahlukat-ı arziyeyi rubbiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş. Hava perde. Hava alemin arkasında emir ve irade arşı var. Dünya kainatın kalbi Kabe'si. Bütün şey merkez buradan. Burası buradan bütün aleme dağılıyor. Yukarıdan gelmiyor aslında. Buradan oraya gidiyor. Yukarısı burada. Beytullah burada. Kabe burada. Dünya da kainatın kalbi ve Kabe'si. Çünkü peygamberler burada. Evet. Nerede kaldık? Havayı emir ve iradesine bir nevi arş nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş suyu ihsan ve rahmetine bir arş. Yani su ihsan ve rahmeti örtüyor. Hava ilim ve iradeyi örtüyor. Nur, nur unsuru da ilim ve hikmetini örtüyor. Perde olmuş. Dördü de dünyada şu anda. İhsan ve rahmetine başka bir arş toprağı, yani toprak toprağa inkilav etmekten korkma çünkü diyor ki toprak Allah'a en yakın arştır çünkü en karanlıktır, hıfs ve ihyasına bir çeşit arştır toprak. Yani toprağa girmekten korkma diyor. bedenini toprağa atmaktan korkma çünkü toprak en büyük arştan Allah'a daha yakındır çünkü en kesiftir. Bir şey ne kadar kesif olursa o kadar fazla gösterir ne kadar karanlık çoksa o kadar aydınlığı fazla gösterir. Hıfz ve ihyasına bir çeşit arş yapmış. O ağaçların üçünü mahlukat-ı arziye üstünde gezdiriyor. Nur alemi onun daha üzerinde. Katiyen bil ki bu beşremizde ve beş işarette gösterilen parlak hakikati aliye nuru Kur'an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yoksa o hakikati bakiye yerine gayet müthiş bir zulümata geçer. Yani iman olmazsa alem kadar zulümatın içine girer ve öldüğü zaman da ebedi yokluk kuyusuna düşer. Ehli dalalet için dünya firaklar ve zevaller ile dolu ve ademler ile malemaldir. Her taraf mezbahane, her şey yokluk. Ehli dalaletin gözlüğü bu. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücut ile hadsiz bir ademi ihata ediyor. Bütün mazi ve müstekbel zulümatı ademle memlüdür. Yalnız kısacık bir zamanı halde bir hazin nuru vücut bulabilir. Fakat sırrı Kur'an ve nuru iman ile ezelden ebede kadar bir nuru vücut görünür. Yani kavlu beladan eğer sen nur dairesine, ruh dairesine, kalp dairesine çıkarsan kalü beladan ebede kadar bir hayatın olduğunu görüp o geniş alemde ferah bir şekilde cevadan etmeye hazır ve müsait bir mahluk olduğunu idrak edip elhamdülillah dersin. Ona kadar olur, onunla saadete ebediyesini, ebedi saadet zaten budur, geniş hayatla hayyü kayyuma aynı ilahi olmak temin eder. Elhasıl biz şair-i Mısır'ın dediği gibi tarzda deriz, derya olunca nefes yani nefes bitince parelenince kafes kafes parçalanınca kafes et kemik vücut ta kesilince dünyada bu ses yani ölmüş olanların dünyevi sesleri kesildi o zaman ahiret alemine geçince çağırırım ya hak yani Allah haktır değil mi ya hak hak olarak gördüm ya mevcut ya hay ya mabud ya Hakim, Ya Maksud, Ya Rahim, Ya Vedud. İşte ölünce bunlara kavuşacak insan. Ve bağırarak derim. La ilahe illallah, melikül hakkul mubin. Muhammeden Resulullah sadıkul vadul emin. Ve iman ederek ispat ederim. İnnel ba'sa ba'dal mevtü hakkun ve cennetu hakkun ve naru hakkun وإن السعادة الأبدية حق وإن الله الرحيم الحكيم الودود إن الله الرحمة والحكمة والمحبة مُهِيطَةٌ بجميل أشياء وشؤوناتها الحمد لله الذي هادنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هادنا الله لقد جاءت رسولنا رسول ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أَوْ أخطانا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رداء وعلى حقه أداء وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين سبحان من جعل حديث قاتل أردي مشهر الصنعة مخشر الخلقة مصدر الكدرة مدار الحكمة مسهار الرحمة مزراء الجنة ممر المخلوقات مثيل الموجودات مكيل المصنوعات ومزينات الحيوانات ومنفقات الطيور المسمرات مزاهر النباتات موجزات العلمه خوارق السنئه هدايا وجوده براهن اللطفه دلائل الوحدة لطائف الحكمة شواهد الرحمة تبسم الأزهار من زينة الأسمار تبسع الأتيار في نسمة الأسهار تحزج الأمتار على خدود الازهار تزين الازهار تبرؤ الاسمار في هذه الجنان ترهم الوالدات على الاطفال الصغار في كل الحيوانات والانسان تعرف ودود تودد الرحمن ترهم الحنان تحنل المنان للجن والانس انسان والروح والحيوان حيواني والملاكل والجان الفاتح